salgın öncesinde de gündemde olan ancak salgın döneminde işsizliğin artmasıyla daha da yoğunlaşan bir sorunu ülkemizde çalışanların, işsizlerin, emekçilerin enerji ve su giderlerini karşılamakta zorlanmasını, karşılayamamalarını konu alacağız. Bir başka deyimle enerji yoksulluğunu, sorunu tartışacağız. Bu bizim pazartesi akşamları düzenlediğimiz ikinci söyleşi. Biz devam bu söyleşileri pazartesi akşamları sürdürmeye devam edeceğiz. Elbette enerji yoksulluğunu genel yoksulluk sorunundan, işsizlik emek sömürüsünden ayrı düşünemeyiz. Sorunu çok doğru bir muhatabıyla tartışacağız. 50 yılı aşkın bir süredir ODTÜ'de önce öğrenci, sonra öğrenci lideri, daha sonra akademisyen, sonra öğretim üyesi, ondan sonra özel sektörde çalışan emekçi ve tekrar akademiye dönen, akademisyen olan politikacı, sonra emekli ve her zaman emekten yana bir yurttaş olan bir arkadaşımız da Profesör Doktor Sayın Ertuğrul ile konuşacağız. Hocamız Memo Enerji Görünüm 2020 kitabında bu konuyu irdeleyen çok önemli bir makale kaleme aldı. Henüz okumamış olan bütün arkadaşlara bu makaleyi okumalarını tavsiye ederim. Bu konuda bu akşam hocamıza ben tanıtacağım. Sonra Orhan Bey ve sonra tekrar ben sorularımız olacak. O sorulardan sonra da sizlerin sorularını hocamıza yönlendireceğiz. Şimdi hocam diyorum, aynı zamanda arkadaşım Seyhan Hoca. 50 yıldır arkadaşım. Ben ODTÜ'de öğrenciydim. O genç bir öğretim üyesiydi. O günden beri bir yol arkadaşlığımız var. Kendisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini aldı, master eğitimini aldı. Doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri kursundan aldı. Dediğim gibi yol arkadaşlığımızın bir geçmişi var. Benim için önemli olan, çok önemli bir özelliktir bu. 1970 Türkiye'sinde 68 rüzgarlarının en geniş, en yetkin şekilde estiği bir dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Ekon 101 adlı bir ders vardı. Bütün mühendislik fakültesi öğrencilerine zorunlu bir giriş dersiydi. Bir kocaman kitap okuturlardı. Mavi kitaplı, kapaklı, Lipschitz, Einsteiner adlı yazarların kalın ciltli bir şey. Seyhan Hoca ve arkadaşı Ahmet Kardam attılar o kitabı bir tarafa. Ekonomi Politik Nikitin. Ondan sonra İlker Toplum, Köleci Toplum, Feodal Toplum, Zurbitski, Kerol Metropolski, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, George Polisler, Felsefenin Temel İlkeleri, George Polisler gibi temel yayınlarla başladılar. O zaman bir kez daha gözümüzde büyümüştü bu davranışıyla hocamız. Şimdi dediğim gibi uzunca bir yol arkadaşlığımız var. Hep toplumcu bir bakış açısıyla toplumcu bir mücadelenin içinde yer aldı. Tercih hep emekçi sınıflar lehinde oldu. Onlar için çalıştı, onların kitle örgütlerine katkılar verdi. Bu anlamda da Türk Mühendis Moda Birliği ve Elektrik Mühendis Odası'nın çalışmalarına da katkı koydu. ODTÜ'den çok söz ettik. ODTÜ ile ilgili iki cümle daha söyleyerek ilk soruyu yönelteceğim. Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü'nden yol arkadaşımız, meslektaşımız, odamız üyesi olan Ahmet Börüman arkadaşı hafta sonunda kaybetmişiz. Işıklar içinde yatsın diyorum. Ve bugün 8 Haziran, bugünden 43 yıl önce 1977'de bir öğrenci lideri. Okulunu bitirseydi odamız üyesi olacak olan Ertuğrul Karakaya arkadaşımızı faşistler okulun önünde resmi giysili faşistler katletmişlerdi. Onun da anısı önünde saygıyla eğilerek ilk soruyu hocaya yöneltmek istiyorum. İlk sorumuz şu. Evet, bugün genel bir şeyle başlayacağım. Yani Haziran ayı şey bir ay, önemli bir ay. Hem yazarları, ozanları yitirdiğimiz bir ay. Bir anlamda 15-16 Haziran. Haziran deyince aklı o geliyor. Yine 50 sene önce işçi sınıfının sendikal haklarını gasp etmeye yönelik yasa tasarılarına karşı İstanbul'da bir direnişi var. On binlerce işçi sınıfının en yoğun olduğu İstanbul'da sokaklara dökülüşü var. 15-16 Haziran yapanları, yaratanları da saygıyla diyorum ve sorumu yöneltiyorum. Şimdi salgın öncesinde de ülkemizde yoğun bir emek sömürüsü, işsizlik sorunu vardı. Salgın tuz biber ekti. İnsanlar işlerinden oldular, iş yerleri kapatıldı, işsiz kaldılar ve bazı sermaye kesitleri bundan fırsat bilip durumdan vazifeye çıkarıp nasıl yararlanırız, krizi nasıl faydaya dönüştürürüz dediler. Müsiyatçıları neredeyse toplama kamplarına
benzer işçi çalışma kampları gibi çalışma sistemleri önerdiler. Bütün bu tablo karşısında emek ve emek kesimi açısından işsizlik, sömürü ve çalışma hakkı, yaşamını sürdürme hakkı, bu tür ölçütlerle hayat nasıl görmek lazım hocam? Evet. Teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu söyleşiyi düzenlediği için Makine Mühendisleri Odası'na ve çok değerli arkadaşım Oğuz'a ve diğer arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Şimdi birinci soru gerçekten hem Türkiye'de hem dünyada insanların tartıştığı yeni bir dönemin önemli bir sorusu. Bir süre, yaklaşık iki ay kadar COVID krizinde durumu tartıştık. Şimdi aslında kriz sağlık anlamında ortaya çıkan sağlık krizi geçmemişti olsa post-COVID'i, COVID sonrasını tartışıyoruz. Çünkü bir bütün aslında COVID öncesi, COVID süresi ve sonrası özellikle işçi sınıfı açısından, emek açısından bir bütünlük arz ediyor. Çok hızlı bir süreç yaşadık. Yaklaşık 2,5-3 ay içerisinde hem sağlık krizi ve bu sağlık krizi sadece pandemiyi kapsamıyor, sağlık hizmetlerini de kapsayan bir sağlık krizi hızlı bir biçimde bir reel krize, bir üretim krizine dönüştü. Aynı şekilde bir finans krizine döndü. Arkasından çok hızlı ve belki de tarihte görülmemiş boyutta, kapitalizmin tarihinde görülmemiş boyutta bir istihdam krizine yol açtı. Ve bugün aslında bu sağlık krizinin, sağlık hizmetleri krizinin, üretim krizinin, mali krizin, istihdam krizinin bütünlediği topyekun bir ekonomik krizin sosyal sonuçlarını yaşadığımız, yani sosyal krizi yaşadığımız bir döneme geldik. Bence COVID-19 sonrası, post-COVID dediğimiz dönemin en önemli özelliği bu sosyal kriz olacak. Ve bu sosyal krizin belirleyici etkende işsizlik, yoksulluk ve eşitsizliklerin arttığı hem ülkeler arasında hem ülke içlerinde eşitsizliklerin arttığı bir dünya olacak. Şimdi şunu biraz değinmek istiyorum. Aslında biz bir 10 yıl önce tıpkı bugünkü gibi hem pandemiyi hem de bir ekonomik krizi bir arada yaşadık. Bu belki hafızalarımızda yer etmeyen bir şey bu. Ama H1N1 pandemisini hatırlayın. O da Dünya Sağlık Örgütü'nce bir pandemi ilan edilmişti. Ve 2008-2009 mali krizini hatırlayın. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir konut balonuyla başlayıp tüm dünyayı saran ve bir mali kriz olarak başlayıp reel krize, istihdam krizine ve sosyal krize dönüşen büyük krizi hatırlayın. İkisi bir arada gidiyordu. Fakat şöyle bir farklılık vardı. Her ne kadar 2019'la başlayan ve 2020'de beklenen bir durgunluğa girmişse de dünya, bugün o dönemde pandemi nedeniyle alınan iş yeri kapatması, seyahat kısıtlamaları, okulların kapatılması, karantina önlemleri vesaire sınırlı kalmıştı. Dünya alındı o önlemler. Fakat dünyada sınırlı sektörde ve sınırlı coğrafyalarda gördük bu önlemleri. Dolayısıyla pandeminin doğrudan iktisadi etkisi daha lokal ve daha kısa süreli olmuştu. Esas ekonomik kriz, mali krizle başlayan, bu konut balonuyla başlayan ve tüm dünyayı saran krizdi. Şimdi ise öyle değil. Şimdi gerçekten gene görülmemiş bir biçimde bir sağlık krizi, sağlık hizmetleri kriziyle başlayan bir ve hatta üretim sektöründe, üretim üzerinden başlayan bir krizin tüm sektörleri kapsadığını ve dediğim gibi topyekun bir ekonomik krize dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi böyle olunca insanların zihninde genellikle bu krizi, yaşadığımız bu krizi virüsle özdeşleştirme eğilimi oluyor.
şöyle bir hataya düşebiliyoruz, en azından kamuoyu açısından söyleyebilirim bunu. Krizden önceki krizi unutuyoruz. 2008-2009 krizinde de öyleydi. O dönemde de krizden önce bir özellikle bir istihdam krizi vardı. İstihdam yaratmayan büyüme sorunu dünyanın bütün ülkelerinde görülüyordu. Bu da kapitalist sermaye birikim sürecinin maliyeleşmesi üzerinden ortaya çıkmış olan ve halen de devam eden bir olgu. Ve o dönemde Uluslararası Çalışma Örgütü'nün direktörü olan kişi krizden önceki krizi hatırlatmak için sürekli müdahale etmek durumunda kalıyordu. Yani yine işsizlik vardı krizden 2008-2009 pandemisi krizinden önce de. Yine yoksulluk, yine eşitsizlik, yine küreselleşmenin yarattığı dünya çapındaki bir çıkmaz var. Şimdi de yine ilo genel direktörü bir anlamda bir çığlık atarak diyor ki unutmayın bu Covid'den önce dünya zaten bir kriz içindeydi. Gerçekten de insanlığın son 40 yılına damgasını vuran kapitalist küreselleşme, çok uluslu şirketlerin hakim olduğu bir küresel pazar yarattı. Dünyanın her yerinde çok uluslu şirketlerin denetiminde bir ticaret ve finans ağı oluştu. Kitler, altyapı hizmetleri, sağlığı, sağlık, emeklilik, tarımsal destekler kaldırıldı, özelleştirildi. Ve finans kapitalin yükselişiyle mali politikadan sağlık reformuna kadar her şey finansal piyasaların onayından geçmek zorunda kaldı. Güvencesiz çalışma biçimleri bütün sektörlere yaygınlaştı. Ve dünyada 188 milyon insan işsiz ve 165 milyon insan ise yeterli ücrete zaten sahip değildi. Ve 2009'un istihdamsız büyümesine bir de ücretsiz büyüme dediğimiz ücret payının dünya geliri içerisinde payının, katma değeri içerisinde payının sürekli azaldığı bir döneme girmiştik. Ve küresel anlamda düzeltilmiş ücret tüm dünyada ama özellikle geçmiş ülkelerde çok önemli bir miktarda geriledi. Sadece o değil, eşitsizlik işçilerin arasında da Marx'ın değindiği işçi sınıfının kendi içerisindeki eşitsiz gelir de epeyce bozuldu. İşçilerin %10'u, daha doğrusu işçi statüsünde olan, ücretli olanların %10'u toplam küresel ücretin %49'unu alırken en düşük ücretli %50 sadece %6.4 almaya başladı. Kısacası bu o krizden önce de yaygın bir ekonomik durgunluk, düşük yatırımlar, derinleşen eşitsizlikler, artan borç yükleri ve ile nitelenen krizden önce bir kriz vardı. Şimdi televizyonlarda sürekli oldukça şirin bir COVID-19 fotoğrafı görüyoruz. Renkli renkli. Ve sanki bütün kötülüklerin azı COVID-19'muş gibi bir izlenim oluyor. Öyle değil. Krizden önce de gerçekten ki de işsizlik ve yoksulluk açısından durum neydi bakarsak benim bir numaralı slaytımla paylaşmak istediğim bir bilgi var sizlere. Şimdi orada bakabilirsek temel ilişkici göstergelerine şunu görüyoruz. Bir kere 2019 verileriyle konuşacağım. Çünkü 2019 verileri hem mevsimsel farklılıklardan arındırılmış niteliğiyle hem de bir yıl kapsaması niteliğiyle daha temsili oluyor. İşsiz sayısı 4.469.000. Fakat bu resmi işsizlik oranı. Şimdi buradaki bizim açımızdan önemli olan bir de iş aramayıp çalışmaya hazır olan 2.266.000 kişi var. Kim bunlar? Bunlar iş aramıyor. Çünkü işsizliğin hem ILO tanımına göre hem de Avrupa Eurostat tanımına göre işsizliğin tanımında iş arıyorum. Son ben 4 hafta içerisinde şu ya da bu kanaldan iş arıyorum demezseniz işsiz statüsüne girmiyorsunuz istatistiklerde. Ama bir grup var ki son 4 hafta içerisinde iş aramamış ama çalışmak istiyor. Niye aramadın diye sorunca da vallahi hiç ümidim yok diyor veya başka neden söylüyor.
yani bir nedeni var. Bunlar da 2.266 bin. Dolayısıyla geniş tanımlı işsizlik açıları bir kavram mı var? Ekliyoruz bunu. 2.266 bini 4.000.000 verilerle %13.7 olan işsizlik oranı %19.5'a çıkıyor. Şimdi bunun üstüne, bunların rakamlarını koymadım çünkü işsizlik verisi %30'un üstünde aslında Türkiye'de gerçek farklı geniş tanımlarıyla işsizlik. Zamana bağlı eksik istihdam var. Yani şahıs diyor ki benim işim var ama çünkü bir saatinde çalışsan iş sahibi sayıyorsun, işçi sayıyorsun, istihdamda sayıyorsun. Kimi diyor ki benim bir işim var ama geliri yetmiyor, az çalışıyorum, iş arıyorum. Kimi diyor ki benim bir işim var ama ben fizik bölümünü bitirdim, tezgahtarlık yapıyorum, geliri yetmiyor, iş arıyorum. Mesela evde bakım emeği var, 500 bin kişi, bunlar istihdamda sayılıyor ama Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı'nın sitesinde bakım yardımı adı altında geçiyor. Mesela geçici koruma altındaki Suriyeliler var, bunlar hiç istatistiklere, iş gücü istatistiklerine, işsizlik istatistiklerine dahil edilmiyor. Dolayısıyla tabii bir de 11 milyonu aşkın ev işiyle meşgul olanlar var. Onları da simüle edip iş gücüne katılım oranı kadınların çok düşük Türkiye'de. Onları da simüle edip Avrupa'nın en geri, Avrupa Birliği'nin en geri ülkesi oranında iş gücüne katıldıklarını varsayarsak Türkiye'de işsizlik, geniş tanımlı işsizlik verilerinin son derece yüksek olduğunu görebiliriz. Şimdi devam edersek, zaten bu konuda bizim çok değerli bir hocamız Eyüp Çeldan'la İbru Bolvada'nın yapmış olduğu bir çalışmada Türkiye'de COVID-19 nedeniyle yapmış oldukları bir modele göre işsizlik oranlarının %30'a çıkabileceğini düşünüyorlar. Tabii ki bütün bu veriler kadın erkek ayrımı yapmadan söylüyorum ama aslında kadınlar açısından Türkiye'deki kadınların işsizlik oranı erkeklerden daha yüksek OECD ülkelerinin tersine ve bu kriz sonrası kadın işsizlik oranlarının da çok yükseğe, daha da yükseğe çıkacağını düşünebiliyoruz. Dolayısıyla işsizlik açısından Türkiye'de durum kritik. Şimdi yoksulluğa gelince valla yok işsizlik aslında dediğim gibi tanım açısından oldukça problemler yaratan bir istatistiki tanıma sahip. Özellikle Türkiye koşullarında. Yoksulluk hele kavram olarak çok daha muğlak bir kavram. Çünkü yoksulluk günümüzün yoksulluğu öyle bir yoksulluk ki her gün yeni bir yoksulluk türü ve biçimiyle karşı karşıya kalıyor. 19. yüzyılda yoksulluk genel hatlarıyla işçi sınıfının yaygın bir hali olarak kabul edilirdi. Ve ...19. yüzyıl yoksulluğunda klasik iktisatçılar yoksulluğun neden mesela Adam Smith olduğu gibi bağlarlardı. Mesela Malthus demografiye bağlamıştı. Mesela Mill eğitim yetersizliğine bağlamıştı. İlk defa klasik iktisatçı grubuna dahil ettiğim bir anlamda kökeni itibariyle Marx yoksulluğu kapitalist sistemin işleyişinin bir parçası olarak gördü. Ve dolayısıyla yoksulluğu sınıf eşitsizliğine bağlamında çözümledi. Aynı zamanda yüzyılda işçi sınıfının normal hali olan yoksullukla çalışan işçilik arasındaki bağ 20. yüzyılda özellikle refah devleti uygulamalarıyla bir anlamda koptu. Çünkü bu dönemde asgari ücretler, sosyal koruma politikaları bizim 80 öncesi dediğimiz dönem, sosyal koruma politikaları, sendikal haklar, dönemdeki hızlı büyüme, tam istihdam düzeyine yaklaşılması, yükselen ücretler vesaire. Bu dönemde gerçekten işçi sınıfının genel durumunun, genel bir yoksulluk halinin ötesine taşıdığı en azından bizim Fordizm dediğimiz veya kapitalizmin 36 yılını yaşayan ülkelerde, yani o Fordizmin birinci dönemi değil de özellikle İkinci Dünya Savaşı 80 başlarına kadar
olan bölgelerdi, dönemde. Sonra yine yoksulluk olarak şunu gördüm. 80 sonrası dönemde neoliberal politikalar nedeniyle buna refah devletleri dahil olmak üzere bu neoliberal politikaların uygulanmasına paralel olarak dünyanın hemen her yerinde yoksulluk artmaya başladı ve işçilerin, yani çalışanların yoksulluğu diye yeni bir kavram tartışmaya başladı. Yani yoksulluk sadece eğitim yeterli olmayan, çalışmayan, çalışmak istemeyen, bir anlamda dışlanmışların bir özelliği olmaktan çıkıp gene 19. yüzyılda olduğu gibi geniş emekçi kesimlerin hele Türkiye'de bir özelliği haline almaya başladı. Dolayısıyla yoksullukla sınıf bağının özellikle neoliberal politikalarla yeniden kurulduğunu görebiliyoruz. Ama bunu, şimdi yoksulluğu ölçmek çok zor. Niye bunun üzerinde biraz duruyorum? Hele elektrik yoksulluğunu ölçmek çok daha zor. Bunun için zaten dünyanın pek çok yerinde de uzun yıllar elektrik yoksulluğu nasıl ölçeceğiz bunu şeklindeki tartışmalarla geçti. Ve hele Türkiye'de de bu tür tartışmalar açılmakla birlikte elektrik yoksulluğunu ölçmek ve ona göre bir sosyal politika veya bir yardım politikası geliştirmek yerine doğrudan doğruya sosyal yardım alan herkes elektrik yoksuludur diye varsayıldı. Ve böyle bir ölçme sorununa da gidilmedi. Onun için burada ölçme tartışmalarına girmek istemiyorum. Ama yoksulluğun ölçülmesi açısından baktığımız zaman bir iki veriyi de paylaşmak istiyorum Türkiye'deki yoksulluğun durumuyla ilgili olarak. Şimdi şöyle bakıyoruz biz. İki numaralı slide'ı gösterebilirsem eğer hocam burada. Şimdi neye göre hesaplıyoruz genel yoksulluğu? İşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre yoksul sayılarını, yoksulluk oranını ve yoksulluk açığını tanımlayabiliyoruz. Şimdi Avrupa Birliği'nde de ve Avrupa ülkelerinde çokça kullanılan göreli yoksulluk için %60 oranını alırsak, yani hane halkı kullanılabilir ortalama, medyan ortalamanın %60'ının altında gelir olanları yoksul olarak kabul ettiğimiz zaman Türkiye'de, bakın burada çok önemli bir şey, yoksulluk oranı 2018 verileriyle, çünkü elimizdeki son istatistik 2018, onun için 2018'i vermek durumundayım, %21 oranında kalıyor. %21 oranında olan bu yoksulluk oranı dediğimiz zaman şunu düşünün, buna elektrik yoksullarıyla da karşılaştırılacak. Yani Türkiye'deki yoksullara %60 üzerinden baktığımız zaman sayıları 16.888.000. Halbuki hatırlayın veya göreceğiz, elektrik yardımı kabaca 2 milyon haneye veriliyor. Hanede ortalama sayıda hane sayısı 3,5 olduğuna göre Türkiye'de neredeyse bu yoksul, resmi yoksul sayısının yarısından az hane elektrik yardımı ulaşıyor. Şimdi dolayısıyla zor bir kavram yoksulluk ölçümü. Bir hele bir de bu yoksulların hangi kesimlerde olduğunu artık Türkiye'de izleyemiyoruz. Bir sonra 3 numaralı slide'ı gösterebilirsek eğer. Şimdi orada şöyle bir 2019'a kadar yayınlanan yoksulluk verilerimiz var. Bu ilginçtir. Mesela orada özellikle yoksulluk oranlarının istihdamdaki fertler açısından 2009'a kadar izlenmiş ve %15-16 oranında olduğunu görüyoruz. İstihdamdaki fertler açısından, özellikle de yeni dediğimiz kayıt dışı, düzensiz çalışanlar açısından ve tabii ücretsiz aile işçisi, çoğu kadın ücretsiz aile işçisi ve kendi hesabına çalışanlar açısından yoksulluk oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu seriyi bıraktılar. Artık sınıfsal anlamda, yani istihdam dediğimiz zaman onun içerisinde işçi sınıfının dışındaki unsurlar da var.
sınıfsal anlamda ve toplumsal cinsiyet boyutuyla, bu sınıfsal sınıf ve toplumsal cinsiyet birlikte boyutuyla ne yazık ki bu yoksulluk oranlarını artık göremiyoruz. 2009'da bu seriyi bıraktılar. Ama 4 numaralı slaytımızda bir sonrakinde bir şey daha değinip bu konuyu kapatmak istiyorum yoksullukla ilgili. Şimdi bu enteresandır. Burada çalışan yoksul oranı ve yoksul nüfus içerisinde çalışan yoksulların oranını gösteriyor. OECD ülkeleri içinde Türkiye %17.20 ile çalışan yoksul oranının en yüksek olduğu ülke. 2009'da bırakılan rakam %16 civarındaydı istihdamda olup da yoksul olanlar. OECD verileriyle Türkiye %17.20 pardon, OECD ortalaması %7.25. Türkiye'deki çalışan yoksulların oranına bakabiliyoruz. Yoksul nüfus içinde çalışan yoksul oranı ise %88.42. OECD ortalaması %62. Yani yoksul yani çalışan yoksul değil. Bunun niye üzerinde duruyorum? Çünkü Türkiye'de elektrik yoksulluğunu ölçerken kullanılan tek kriter olan sosyal yardım almaya sosyal yardım alıyor, düzenli sosyal yardım alıyor durumda olan diye bir tanım var. Peki bu düzenli sosyal yardım olanların yoksul olduğu nasıl tespit ediliyor diye baktığımız zaman nasıl oluyor da Türkiye'de bir yıl çalışan ve gene resmi verilere göre %20'ye varan bir yoksulluk %60 üzerinden hesaplarsak hani halka ortalama geliri üzerinden olduğu halde nasıl oluyor da bunların tümüne ulaşmıyor? Yani TÜİK verilerine mi bakacağız yoksa Çalışma Sosyal Aile Çalışma adı değiştiği için zorlanıyorum tümünü söylemekte. Aile Çalışma Sosyal Yardım Bakanlığı'nın yoksulluk tanımı üzerinden mi yoksulları tanımlayacağız? Onlara göre düzenli yardım alan yoksul sayısı elektrik, aynı zamanda elektrik yoksulu. Ama kriz bize bir şeyi daha gösterdi. Biraz atlayacağım ama burada değinmek istiyorum. Kriz bize bir de şunu gösterdi. Yoksullar o kadar değilmiş. Yani yoksul olan ve dolayısıyla aynı zamanda elektrik yoksulu olan kişi şu anda elektrik yardımı yapılan kadar değilmiş. 2 milyon daha haneye, 2 milyon kadar bir haneye daha biliyorsunuz ek yardım yapıldı. Sonra bir başvuru üzerine yeni yoksullara ek yardım yapıldı. Dolayısıyla ilginç bir biçimde kriz elektrik yoksulun ve elektrik yoksulun sayısının söylenenin çok daha üstünde olduğunu göstermiş oldu. Bu genel olarak benim yoksulluk dünyada ve Türkiye'nin yoksulluk üzerine söyleyeceklerimi böyle özetleyebilirim. Evet, top Orhan'da şimdi, sorular onda. Evet. Orhan. Sen hocam ağzınıza sağlık. Size ve tüm katılan arkadaşlara önce merhaba diyorum ve teşekkür ediyorum. Size tekrar ikinci kez teşekkür ediyorum. Şimdi benim hazırladığım iki soruyu birleştirerek soracağım. Zaten yoksulluk konusunda epey elektrik enerji yoksulluğu konusunda epey girdik ama biraz geriye çıkarsak şöyle. Siz oda raporunuzdaki yazınızda uluslararası kuruluşların politika yapıcılarının uzun yıllardır Afrika, Asya, Güney Amerika'da enerji altyapısının eksikliğinden yetersizliği konularında çalıştıklarını ve bu konularda politik vurgular yaptıklarını ama buna rağmen 2019 enerji ilerleme raporuna göre hala 840 milyon insanın dünyada elektriğe ulaşamadığını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2015 yılında kabul edilen sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında 2030 yılına kadar herkes için satın alınabilir, güvenilir,
sürdürülebilir ve çağdaş enerjiye erişimi sağlamak hedefi koymuş olmasına rağmen 2030 yılında dünya nüfusunun %8'ini teşkil edecek bir 650 milyon kişinin elektriksiz yaşamaya devam edeceğini öngörüldüğünü ve bunun bir enerji yoksunluğu olduğunu, bu enerji yoksunluğunun diğer bir biçiminin ise gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 3 milyar kişinin temiz yakıtlara ve pişirme teknolojisine erişemediklerini, bu teknolojiyi karşılayamadıklarını söylüyorsunuz ve bunu yoksunluk olarak dile getiriyorsunuz. Bir de ayrıca diyorsunuz ki son yıllarda özellikle 2008 krizinden sonra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tümünü kapsayacak biçimde enerji harcamalarını karşılayamama. Yani biraz önceki konuşmanın başlangıcında belirttiğiniz elektrik yoksulları şeklinde Türkiye'de de enerji harcamalarını karşılayamama olgusu ve bu bağlamda bir enerji yoksulluğundan söz edilmeye başlandığını dile getiriyorsunuz. Şimdi bu enerji yoksunluğu ve enerji yoksulluğu kavramlarını biraz açar mısınız kısaca? O zaman diğer sorumu bununla bağlantılı diğer sorum da şöyle. Bunu açtıktan sonra yoksulluğun olduğu ülkelerde veya bölgelerde, yani bu enerjiye erişemeyen bölgelerde çok kısıtlı olan enerji hizmetlerinden de zaten o bölgenin az sayıda varsılı, o ayrıcalıklı kesiminin yararlandığını biliyoruz. Yani bu enerjiye ulaşılamayan yerlerde de, enerjinin az olduğu yerlerde de yine yoksul kesim en fazla bunun ızdırabını çekiyor. Ama bir de enerji arzının sıkıntılı olmadığı, sizin de bahsettiğiniz biraz önceki konuşmada, enerji arzında bir sıkıntı olmayan mesela Avrupa ülkeleri bile var ve burada bile bir yoksulluktan, enerji yoksulluğundan bahsedilmeye başlandı. Peki bu yoksulluğun ortaya çıkmasına yol açan yapısal dönüşümler ne? Bu böyle bir yoksulluk niye söz edilmeye başladı? Hangi dönüşümlerden sonra? Böyle iki sorumu birleştirerek sormuş olayım, birbirleriyle bağlantılı. Siz zaten açılışta bahsettiniz epey. Şimdi şöyle bir şey var. Kavramlar önemli. Yani evet. Bir kenara atmamamız lazım. Yoksulluk ve yoksulluk farklı şeyler. Fakat biliyorsunuz bu uluslararası mali kuruluşlar esas itibariyle kalkınma kavramı altında bütün bu kavramlar tabii hepsi kayan kavramlar. Gelişmekte olan ülkeler dediğimiz. Ben güney demeyi tercih ediyorum. Güney ülkelerinin, az gelişmiş ülkelerin. Eskiden doğu denirdi, artık biraz daha güney haline geldi. Bu ülkelerde özellikle 1970'li yıllara kadar enerji yoksunluğu, daha doğrusu enerji yoksulluğu deniyordu. Yani İngilizce tabiriyle, o hocam bana kızacak ama aradaki farkı belirtmek için söylüyorum. Enerji poverty dediği Dünya Bankası'nın aslında enerji yoksunluğu idi. Ona da enerji yoksulluğu dendi. Yani daha çok gelişmekte olan ülkelerdeki halkın bir kesiminin, bazı ülkelerde geniş ama bazı ülkelerde gene de bir kesiminin, başta elektrik olmak üzere çağdaş enerji ürünlerine erişememe, yani fiziki olarak bunları kullanma imkanından yoksun olması aslında enerji yoksunluğu. Dünya Bankası'nın pek çok belgesinde enerji yoksunluğu olarak geçer. Biz buna yani enerji ürünlerine erişememe, fiziki olarak bunlara sahip olamama haline enerji yoksunluğu diyoruz. Türkiye'de artık bu anlamda mesela elektrik yoksunluğu tırnak içerisinde kalmamış durumda. Doğalgazın pek çok yere ulaşması,
doğalgaz yoksunluğu diyebileceğimiz bir şey var tabii ama bu da bir yoksunluk değil çünkü doğalgaz ısıtma açısından ikamesi olan bir ürün olduğu için. Esas olarak Dünya Bankası da enerji yoksunluğunu, elektrik yoksunluğu ve tabii su yoksunluğu üzerinden, temiz su kaynaklarına erişememe üzerinden tartışmıştır ağırlıklı olarak. Çok ayrıntıya girmeyelim. Niye bu, yani neden oldu dünyada enerji yoksunluğu? Dünya Bankası'nın ortaya koyduğu şey şu, yani ekonomik yetersiz kalkınma ve işlevsel olmayan kurumlar. Dolayısıyla bu enerji altyapısı yetersiz oluyor, yeterince kalkınamamış bir ülkede ve yatırımlar yapıldıkça, şebeke genişledikçe, şimdi tabii bu şebeke dışında, şebeke dışı alternatifler üzerinde duruyor Dünya Bankası. Ama 70'li yıllara döndüğümüz zaman o dönemdeki tartışmalarda enerji altyapısının genişletilmesi esas olarak bir ekonomik kalkınma sorunu olarak ortaya koyuyordu. Kalkındıkça bu yoksunluk ortadan kalkacak ve dolayısıyla sorun çözülmüş olacak. Aynı zamanda elektriğe ulaşma bu ülkelerde toplumsal cinsiyet açısından, sağlık açısından, eğitim açısından iyileşmeler de sağlayacağı için kalkınmaya da destek olacak. Yani birbirini besleyen bir süreç olarak görülüyordu. Ve çok tarihçesine girmek istemiyorum ama bu dönemde Dünya Bankası kredilerinin bir kısmında kamusal olarak elektrik altyapısının geliştirilmesine verilmiş. Kamu yatırımlarına yolda olduğu gibi elektrikte de kamu yatırımlarına kredi verilmesi yoluna da gidilmişti bu dönem. Fakat daha sonra bu güneyin arz sorunu, yani buradaki sorun bir arz sorunu. Yeterli şebeke, yatırım, elektrik fiziki imkanı yok. Dolayısıyla bir elektrik veya enerji yoksunluğu, yoksullukta deniyordu buna, sorunu var. Şimdi tamam, böyle bir kalkınma iktisadı açısından bakılıyor ve bir kalkınma perspektifiyle bakılıyordu. Yani burada Güney'in uluslararası iş bölümü içerisindeki eşitsiz konumu, ülkeler arasındaki eşitsizlikler, sömürgeci ve emperyalist politikaların rolü vesaire, bunlar bir yana bırakılıyor. Bu konuya çok fazla vaktimiz yok yoksullukta. Ki sınıfsal, küresel ve sınıfsal nedenlere girecek vaktimiz yok ama Dünya Bankası perspektifiyle bu bir yana bırakılıyor. Yetersiz kalkınma sorunu olarak konuyordu ve burada da Güney'in hükümetlerinin belirli miktarda altyapısal olarak desteklenmesi öngörülüyordu. Ama 80'li yıllarda iş değişti. Şimdi Türkiye'de de aynı şeyi yaşadık biz 80'li yıllardan sonra. Bu tez, yani enerji yoksunluğu tezi, Uluslararası Mali Kuruluşları'nın enerji yoksunluğu, Güney'in enerji yoksunluğu tezi hiç masum bir tez değil. Ve çok farklı neoliberal politikaların uygulanmasının bir aracı haline getirildi. Hatta Türkiye gibi enerji yoksunluğu yaşamayan ülkelerde bile bu böyle bir enerji yoksunluğu yaşanacakmış gibi projekte edilerek sunuldu kamuoyuna. Şimdi denildi ki enerji altyapısı yetersiz, yatırım ihtiyacı var, elektrik şebekesinin genişletilmesi lazım, kırsal kesimlere ulaşmak lazım, yeterli kurumsal altyapı yok, finans sermaye yok. Dolayısıyla ne yapacağız bu durumda? O zaman özel enerji yatırımlarının önündeki ekonomik, sosyal, teknik bütün engelleri kaldı. Yani enerji sektöründeki özelleştirme olmak üzere enerji piyasalarının önce liberalizasyonu, sonra özelleştirilmesinin de bir gerekçesi yapıldı. Farklı ülkelerde farklı gerekçeler ileri sürüldü ama enerji yoksunluğu bu ülkelerde enerji liberalizasyonunun özelleştirmesinin ve hem dünyanın küresel olarak hem de kamusal enerji üretiminin sektörel olarak özelleştirmeye açılmasının bir
gerekçesi yapıldı bu dönemde. Dolayısıyla yoksulluk kavramı bir kalkınma iktisadi kavramı olmaktan çıkartıldı. Enerji yoksulluğu neoliberal özelleştirme politikalarının bir aracı haline geldi. Dolayısıyla bu ülkelerdeki bu enerji yoksulluğu olayı bugün de tartışılıyor. Pek çok mesela Afrika ülkesinde hala enerji yoksunu olan, demin bahsettiği açılışta Oğuz'un söylediği dünyadaki bu enerji yoksullarının ülkelerin sayısı, kişilerin sayısı hala çok önemli. Bu ülkelerde gene enerji yoksulluğu tartışılıyor ama neoliberal bir perspektifle tartışılıyor artık. Bu çok önemli bir şey. Bu devam ediyor şu anda. Fakat bir başka önemli şey, tartışılan bir başka önemli konu, sadece gelişmekte olan ülkeler veya güneyde veya enerji yoksunu olan ülkelerdeki sorun değil. Artık dünyada, gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde başlayan bir tartışma var. Ve giderek dünyadaki pek çok ülkede önemli olan bir yoksulluk konusu olarak gündeme gelen bir tartışma var. Bu da enerji yoksulluğunun ötesinde, yani erişememe probleminin ötesinde enerji yoksulluğu olduğu halde enerji karşılayamama, erişememenin ötesinde karşılayamama sorunu olarak karşımıza çıkan gerçek enerji yoksulluğu. Şimdi bu işin ilginç tarafı, enerji yoksulluğu kavramı ve tartışması bu yeni biçimde gelişmekte olan ülkelerde çıkmadı. Esas itibariyle ilk önce İngiltere'de o enerji yoksulluğu, elektrik yoksulluğu, gaz yoksulluğu ile ortaya çıktı. İngiltere ve İrlanda'da, sonra özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ve enerji piyasalarının özelleştirilmesine paralel olarak özellikle kapitalist sisteme geçen eski Doğu Avrupa Birliği ülkelerinde bir enerjiyi karşılayamama şeklinde bir talep yönlü bir sorun olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda bu enerji yoksulluğu kavramı geniş bir biçimde tartışılmaya karşılayamam biçiminde tartışıldı. Düşünün ki en güçlü sosyal devlete sahip olan kıta Avrupa'sı ülkesi diyebileceğimiz İskandinav ülkeler dışında Almanya'da da enerji yoksulluğunun ciddi bir biçimde tartışıldığını görüyoruz. Yani niye peki bu enerjiye karşılayamama var? Yeterli düzeyde hane halkı ısıtma, şimdi artık soğutma da tartışılıyor. Bu çok önemli ama buna girecek vaktimiz yok. Özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak soğutma da bir enerji yoksulluğu kalemi haline gelebiliyor. Hane halkının ısıtma, soğutma, aydınlatma, yemek pişirme, ev aletlerini ve bilgi teknolojisini kullanma gibi temel sosyal ve maddi ihtiyaçları için, temel diyor, ihtiyaçları için gerekli olan düzeyde ve kalitede enerji ürünlerine sahip olduğu gelir düzeyiyle satın alamaması. Enerji yoksulluğu bu. Bu artık burada bir karşılayamama talebini gelir yetersizliği nedeniyle realize edememe ile karşı karşıyayız. Şimdi bu ilk tartışma Avrupa Birliği ülkelerinde başladı. Bir güneyin sorunu olarak başlamadı. Peki güneyde, yani enerji yoksunu olan ülkelerde enerji yoksulluğu var mı? Var. Şebekenin gittiği yerlerde de karşılayamama sorunu oluyor. Hatta şebekeyi geçme, yani ilk açış maliyetlerini bile karşılayamıyor insan. Dolayısıyla orada o sorun zaten var ama günümüzün enerji yoksulluğunun en belirgin tarafı gelişmiş ülkelerde, batıda ya da kuzeyde Avrupa Birliği'nden başlayarak gelişen bir karşılığı, bir mevcut gelir düzeyiyle karşılayamama sorunu. Şimdi bu bir gerçek olarak karşımıza çıktı. Hatta İngiltere'de bu nedenle yaşlı ölüm oranlarında artış görüyor. Çok önemli bir şey.
bu tartışma Avrupa Birliği'nde ve Batı ülkelerinde, yani Kuzey'in zengin ülkelerinde yaygınlaşınca şunu gördüm. Beni çok bir anlamda sıkan bir literatür bu. Yani oku oku bitmiyor. Biz bunu nasıl ölçeceğiz tartışması var. Yani burada bunun ayrıntısına girmek istemiyorum. Bence ikinci bir tartışma. Çünkü ölçersin bir türlü. Yoksulluğu nasıl ölçüyorsan bunu da ölçersin bir türlü. Tıpkı Türkiye'de kendilerine göre yaptıkları gibi. Şimdi buradaki işte miktar yöntemiyle ölçülebilir. Ya da harcama yöntemiyle iki temel ölçme yöntemi geliştirildi. Uzun uzun tartışıldı vesaire. Fakat mesele nasıl böyle bir sorunun olduğu herkes tarafından kabul edildi. Uzun uzun nasıl ölçüleceği tartışıldı. Peki ama önemli olan bu yoksulluğun nedenlerini tartışmak. Yani ölçelim. Çünkü yaklaşım, neoliberal yaklaşım, enerji tıpkı yoksullukta olduğu gibi yoksulluğu mevcut küresel kapitalizmin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edip yoksulluğu yönetmek. Enerji yoksulluğunu ortadan kaldırmak değil, enerji yoksulluğunu yönetmek olunca o zaman ölçmeniz lazım. Yöneteceğiniz vakayı ölçmeniz ön plana geliyor. Burada ölçme tartışmalarına çok girmek istemiyorum. Türkiye'de de bu konuda bazı çalışmalar yapıldı, değerli çalışmalar. Girişimler oldu ama sonuçta bunlar enerji yoksulluğu politikasını belirleyen bir ölçme olarak karşımıza çıkmadı. Çünkü enerji yoksulluğu 1980 sonrası enerji piyasalarındaki ve iş gücü piyasalarındaki ve sosyal refah devletindeki neoliberal dönüşümün bir parçası olarak ortaya çıktı. Şimdi Avrupa genelinde enerji yoksulluğu eşitsiz bir dağılım gösteriyor ama Avrupa'da her 7 haneden birinin bu ölçme yöntemlerine göre hesaplanmış bir biçimde enerji yoksulu olduğu söyleniyor. Özellikle 2008 krizinden sonra genel olarak yoksulluğun artması ve eşitsizliklerin artmasına paralel olarak Avrupa'da çok ciddi bir biçimde enerji yoksulluğunun sorun olarak sosyal yalım nasıl ölçelim tartışmaları da bu döneme ait. Şimdi bir kısım çalışmalar analitik olarak da bakıyor. Yani nereden çıkıyor bu enerji yoksulluğu diye çıkınca şöyle bunu da görmek kolay. Yani nereden bakarsan bir analiz yapılmaz ama işte şunu diyebiliriz. Eğer aile halkının geliri düşükse, göreli tabii ve bu gelire göre enerji fiyatları yüksekse ve yaşanan konutun enerji etkinliği düşükse yoksul olursunuz. Yani o enerjiyi, o fiyatlardan, o konutları ısıtmak için, aydınlatmak için vesaire veya diğer ihtiyaçlarınızı da sadece ısıtma aydınlatma karşılamak için bu enerjiyi tüketemezsiniz. Dolayısıyla üç faktör nedensellik ilişkisi, düşük hane gelirleri, yüksek enerji fiyatları, konutların düşük enerji etkinliği üzerine nedensellik ilişkisini ortaya koyan çalışmalar yapıldı. Peki o zaman ama bu da yetersiz, böyle bir nedensellik ilişkisini kurmak kolay. Ama peki bu düşük hane halkı gelirlerinin yükselen fiyatların arkasındaki yapısal dönüşüm nedir? Bence esas onun tartışılması lazım. Enerji yoksulluğunu nasıl tanımlarız, nasıl ölçeriz, hangi nedenselliği kurarızdan çok hangi yapısal dönüşümler bu enerji yoksulluğuna 80 sonrası, özellikle 90 sonrası, özellikle de 2008 krizi sonrası gelişmiş ülkelerde, batıda ya da kuzeyde enerji yoksulluğuna yol açmıştır dediğimiz zaman. O zaman şunu görebiliyoruz. Bir kere bu düşük hane halkı gelirleri iş gücü piyasası ve refah devleti
uygulamalarının ön planda olduğunu görüyoruz. Şimdi düşük hane halkı gelirleri iş gücü piyasasının özelliklerinden kaynaklanıyor. Bunu da derken özellikle zaten istihdamı büyük bölümü ücretli istihdam olan kuzey ülkelerinde işçi sınıfının düşük gelirlerinden kaynaklanıyor. Bunun da tabii burada ayrıntılı tartışmasına giremeyeceğiz ama sermaye birikiminin finansal niteliğiyle bağlı, işsizlikle bağlı, ücret gelirlerinin verimliliğin gerisinde kalmasıyla bağlı, ücret payının düşmesiyle bağlı ve tüm dünyada düzensiz çalışma ilişkileri veya güvencesiz çalışma ilişkileri dediğimiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasıyla bağlı olarak, yani işçi sınıfının durumuyla bağlı olarak bir gelir, göreli gelir düşüklüğüyle karşı karşıyayız. Bu yeni bir gelişme. Neoliberal dönemin bir gelişmesi. Şimdi böyle, biz buna böyle süpüren genellemeler diyoruz. Ne yazık ki bu tür bir konuşmada böyle her şeyi süpüren genellemeler yapmak zorunda kalıyorum. Tabii ki bu işçi sınıfının bütün kesimleri için geçerli değil. Marx'ın 19. yüzyılda işçi sınıfının kendi içindeki gelir eşitsizlikleri konuşmamın başında örnek verdiğim gibi günümüzde çok daha belirgin bir biçimde. Özellikle bu gelir sorunu işçi sınıfının en düşük gelirli kesimlerini, en güvencesiz çalışan kesimlerini bizim gibi ülkelerde de kayıtsız özellikle kayıtsız çalışan kesimlerini ilgilendiren bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Yani sınıfın kendi içindeki gelir eşitsizliklerini bu böyle süpüren genellemeler yüzünden ne yazık ki çok gündeme getiremiyoruz. İkinci genelleme de tabii küresel dediğimiz zaman ulusal düzeydeki farklılıkları bu böyle süpüren genellemeye bir tarafa süpürüp atıyoruz. Halbuki dünyadaki eşitsiz gelişimden dolayı ülkeler arasındaki farklılıklar hala çok önemli. Hala teknolojinin vatanı var. Hala bu eşitsizlikleri besleyen ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkileri hala söz konusu. Dolayısıyla iki konuda böyle yaptığım bu genellemelerin arka planında farklılıkları da gördüğümü bu kısa konuşma içerisinde sadece ifade edemediğimi belirtmek isterim. İkincisi de yapısal neden olarak enerji yoksulluğunun arkasında özellikle bu batıda, kuzey ülkelerinde refah devleti uygulamalarındaki zayıflama. Bu çok önemli bir şey. Halkının sadece kayıttan söz etmiyorum. Aynı zamanda ikinci gelir dağılımı bağlamında da sosyal refah devleti uygulamaları nedeniyle ilgili kazanımlardaki gerilemeden de bahsediyorum. Dolayısıyla karşımızda böyle alım gücü açısından gerilemiş bir Batı ülkelerinde geniş bir işçi sınıfı kesimi var. Özellikle de düşük ücretli kesimde. İkinci faktör yüksek enerji fiyatları dedi. Yüksek enerji fiyatları da özellikle enerji piyasalarındaki özelleştirmelerin yol açtığı sermaye yoğunlaşması, oligopolcu ve tekelci piyasa yapılanmaları ve bu tür piyasalarda oluşan fiyatların yüksekliği karşısında kamusal düzenlemelerin sınırlı kalışı. Dolayısıyla İkinci temel faktör, buna da yönelmeden sadece elektrik yoksullarına sosyal yardımla bu sorunu gidereceğimizi düşünmek çok geçerli bir yaklaşım, bir sonuç verecek bir yaklaşım olmadığını söyleyebilirim. Ve özellikle burada ayrıntısına girmeye çok vaktimiz yok zannediyorum. Türkiye'deki duruma da gelmek istediğim için özellikle bu anlamda enerji sektöründeki bu neoliberal dönüşüm, özelleştirme, hatta böyle standart veya ders kitabı modeli şeklinde uygulanan reformlarıyla bağlantılı bir olaydır. Bu Batı'nın yeni ya da Kuzey'in enerji yoksulluğu. Bu
Üçüncü olarak da Avrupa'da gene çok tartışılan bir konu var. Şu konut enerji spekülatif konutu bir spekülatif araç olarak kullanan piyasaları politikasının da rolü. Dolayısıyla iş gücü piyasaları, enerji piyasaları ve konut piyasalarındaki yükselen Almanya'ya, Yunanistan'a, Japonya'ya, Amerika'ya, Amerika biraz daha özel bir modeldir. Bu enerji yoksulluğu, yeni enerji yoksulluğunun arkasındaki bu hani gelir düzeyi, baş fiyatlar ve gelir düzeyi değişkenlerine bağlı olarak inceledikleri zaman, bunun arkasındaki faktörlere baktığımız zaman bu neoliberal dönüşümü görüyoruz diyebilirim. Çok teşekkürler. Oğuz Hocam, size bırakıyorum. Evet. Hocam, sizin oradaki internet de biraz yoksul herhalde. Sesiniz gidip geliyor yani. İnternette bant eksikliği, yoksulluğu var. Şimdi benim soruya geçmeden öyle önce... Öyle mi? Evet, yani arada bir ses gidip geldi. Neyse, güç de olsa takip etmeye çalıştık. Demin siz de söylediniz. Şimdi ölçüm tartışmasından bağımsız ya da başkalarının o kavrama ne atfettiğinden bağımsız olarak enerji yoksulluğu sorunu var. İngiltere'de siz de değindiniz. Isınmak için doğalgaz alacak paraları olmadığı için çok sayıda yaşlı çift, gelir düzeyi düşük olan insan soğuktan öldüler. Yaşandı bu olay İngiltere'de. Demin size değindiniz. Klimaları yok bir takım insanların. İklim değişikliği nedeniyle mesela önceki sene Fransa'da sıcaklıklardan ötürü, yüksek sıcaklıklardan ötürü binlerce insan yaşamını yitirdi. Ve bu risk giderek artacak. Kliması olmayan, kliması olsa bile klimasını çalıştıracak elektriğe ödeyecek parası olmayan insanlar sıcaklığa maruz kalarak bir problem yaşayacaklar. Ve Türkiye'de de yaşandı bu. Doğalgaz ödeyecek parası yok. Bedava kömür dağıtıyor sosyal yardım fonu diyor. Kömür aldığı insanlar bacaları müsait olmayan ya da kömür sobaları yakmaya kalktılar ve zehirlenerek öldüler. Bu da bir yoksulluktan kaynaklanan bir sorundu. Yani böyle bir sorun ölçüm yöntemini tartışmıyorum. Vaka var ve bu sorun çözüm bekliyor ama elbette genel bir mücadelenin, genel bir programın bir parçası. Şimdi bu konuda genel olarak yoksulluk var. Özel olarak kömür ve Türkiye'de yardımlar yapılıyor. Sosyal yardım fonları. Benim aklım bir türlü ermiyor bu işte. Yani bu yardımların doğru insanlara ulaşıyor mu? Kriterleri, ölçütleri nasıl çalışıyor? Neden şeffaflık yok? Ve herkes, hakkı olan herkes bundan yararlanabiliyor mu? Bu sosyal yardım fonu denen mekanizma, bizim bilmediğimiz bu gaya kuyusu, bu labirent nasıl işliyor? Sizin bir fikriniz var mı bu konuda? Evet. Şimdi sesimle ilgili bende bağlantı iyi gibi görünüyor. Şimdi nasıl? Şimdi düzgün hocam. Devam edin. Sorun devam ediyor mu? Yok, nazar değil misin? Devam edin şimdi. Devam ediyorum. Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Pardon Seyhan Hanım. Pardon Seyhan Hanım, bir şey söyleyeyim. Sesiniz gene aynı şeyde zikzaklı olarak gidiyor. Bir görüntüyü kapatarak deneyelim. Yani sizdeki internet kapasitesinden kaynıyor. Şimdi deneyelim, evet. Şimdi nasıl? Şimdi hocam devam et. Şimdi, evet. Şimdi nasıl? Şimdi daha gayet iyiyim. Daha iyi. Daha iyi mi? Evet, evet. Tamam, o zaman görüntüsüz devam edelim. Beni gördünüz zaten. Sağ olun. Şimdi şöyle görüntüsüz devam edeceğim. Şimdi Türkiye'de enerji yoksulluğu olayı aslında bizde de yeni başlamış bir sorun. Yani tek döneminde enerji yoksulluğundan kimsenin bahsettiğini ben hatırlamıyorum. Türkiye enerji yoksulluğu, elektrik yoksulluğu olayını da bitirdikten sonra böyle bir konu tartışılmıyordu. Türkiye'de enerji yoksulluğu önce kırsal bölgelerde
pahalı enerji fiyatları karşısında tarımsallarda ve bugün de var aslında, bu son geçenlerde Mardin'deki haberde bunu gene kanıtlıyor. Hala devam eden bir problem. Özellikle çiftçinin elektrik borçlarını ödeyememesi, hacizle karşı karşıya kalması, kentlerdeki bazı mikro işletmelerin enerji yoksulluğu sorun olarak ortaya çıktı. Henüz hane halklarının enerji yoksulluğundan bahsedilmiyordu. Tüketici haneler açısından ise özellikle özelleştirmelerle birlikte başlayan artan fiyatlar, yükselen işsizlik oranları, düzensizleşen iş piyasalarının yol açtığı düşük gelirler ikileminde böyle bir Türkiye'de de bu tartışılmaya başladı. Özellikle bizde de 2008-2009 krizinden sonra EPAM'ın o döneme ilişkin bir araştırması vardı. Haneler diyordu ki faturaların ödenememesi ailelerin yaklaşık %10'unun en azından geçici olarak elektrik hizmetlerinden mahrum kalmasına yol açmıştır diyordu. EPAM'ın ilginç bir araştırması vardır. Elektrik yoksulluğunun 2008-2009 krizinden sonraki özelliklerine ilişkin olarak. Şimdi Türkiye'de ilginçtir. Türkiye'deki özelleştirmelerle bağlantılı olarak Dünya Bankası bir elektrik yoksullarına, yani bir elektrik yoksulluğunu projekte etti. Yani olacağını düşündü, varsaydı, bekledi. Çünkü kaçınılmaz bir sonuç olarak görüyoruz. O dönemde Dünya Bankası dünyanın pek çok yerinde bu neoliberal dönüşüm süreci içerisinde bu dönüşüme karşı tüketicilerin tepkilerini yumuşatabilecek bir önlem olarak enerjide özellikle elektrikte yoksullara yardım programlarını savunmuştur. Yani şunu söyleyeyim. Yardım talebi gerçek bir taleptir. Bir ile kendini gösteren bir gerçek taleptir, yoksulların talebi. Ama aynı zamanda dediğim gibi Dünya Bankası da bu politikayı desteklemiştir. Aynı zamanda bu özelleştirme sürecinin içerisinde elektrik üretim dağıtım özelleştirmesi süreci içerisinde ön plana gelen firmalarında sosyal yardım konusunda bir desteği vardır. Onların da desteğinin nedeni de düşük gelirli tüketicilerin ödeyebilirliğini sağlamak zorundadır. Şimdi Mardin'de çiftçi ödeyemiyor örneğin veya başka yerlerde çok ciddi olarak bu ödeyebilirlik sorunu firmalar içerisinde de bir sorun hale geldiği için ne yapacaklar? Ya geçmiş borçları affedecekler veya taksitli ödemeler yapacaklar veya tüketiciyi zorlayan ve kendileri açısından da sorun yaratan hizmeti kesme yoluna gidecekler. Bunların yerine en düşük gelirli elektrik temel bir ihtiyaç olan, hatta bence de ve bir kısım kişi de aynı şeyi savunuyor, ben de aynı şeyi savunuyorum. Temel bir insan hakkı olan elektrik tüketimi konusunda kamunun araya girip bu tahsilatı, son tahlilde sosyal yardım, bir anlamda bu tahsilatı şirketler adına kamuya yaptırmak anlamına geliyor. Türkiye'deki uygulaması da böyle. Dolayısıyla hem neoliberal politikaları savunan Dünya Bankası'nca hem de özel şirketlerce bu elektrik yardımlarının, elektrik tüketim desteklerinin savunulduğunu söylemem lazım. Şimdi Türkiye'de ki tabloya baktığımız zaman bir elektrik yoksulluğu için 5 numaralı tablomuzu koyarsak, Dünya Bankası'nın bir çalışması var. Şimdi ben bunu Dünya Bankası'ndan aldığım bir tablo bu. Farklı gelir grupları ve farklı hane halkı tüketim düzeyleri için yıllık hane halkı geliri içinde elektrik harcamalarının payı diye 2014 yılı için yapmış olduğu bir analizde
Gördüğümüz gibi düşük gelir gruplarında hane halkı geliri içinde elektrik harcamaları oranı Avrupa Birliği yazınında elektrik yoksulluğu için norm kabul edilen %10'u çok rahat bir biçimde aşabilmektedir. Şimdi 6 numaralı slide'ı koyabilirsek bir de fiyatlardaki artışı göreli olarak görebilmek açısından. Şimdi elektrik fiyatları indeksi, doğalgaz fiyatları indeksi ve TÜFE tüketici fiyatları endeksini karşılaştırdığımız zaman tablodan görüyoruz ki özellikle elektrik 2019 verilerin ile ki son reel gerçek zamanlı veriler bunlar. Elektrik fiyatların fiyat endeksi tüketici fiyat endeksinden doğalgaz fiyat endeksi de tüketici fiyat endeksinden fazla. Ve özellikle de çok uzun yıllar doğalgazın da sübvanse edildiğini düşünürsek bütün bunlara rağmen elektrik ve doğalgaz fiyatları tüketici fiyat endeksinden fazla. 2008 yılına kadar maliyete dayalı fiyatlandırma biraz ertelendiği için bu tablo o kadar baskın değil. Özellikle ama 2007 seçimlerinden sonra piyasalaşmanın hızlanmasıyla elektrik fiyatlarının enflasyonun üzerinde arttığını görüyoruz. Tabii buradan asgari ücretlerin de önemli bir rolü var. Özellikle son 3 yıla bakarsak elektrik tarifeleri %72, doğalgaz tarifeleri %60 artıyor, enflasyon %34,5. Aynı dönemde asgari ücret %43,9. Tekrar ediyorum, elektrik son 3 yılda %72, doğalgaz %60, enflasyon %34,5. Asgari ücretteki artış enflasyonun biraz üzerinde ama elektrik ve doğalgazın gerisinde %43,9. Onun için son 3 yıldan beri bu elektrik yoksulluğu ve doğalgaz tabii yoksulluğu da şiddetle hissedilmeye başladı. Çok sayıda hane faturalarını ödemiyor. Elektrik ve gaz hizmetleri kesiliyor. Örneğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın 2019 Ocak, 2019 Eylül 9 aylık dönemde borcunu ödeyemediği için hakkında işlem yapılan elektrik abone sayısı açıkladı. 3.365.000 küsur. Doğalgaz abone sayısı 710.000. Şimdi bu tablolara baktığımız zaman gerçekten Türkiye'de gelir yetersizliği, yüksek fiyatlar ve iş gücü piyasalarındaki düzensizleşme ikiliminde bu elektrik yoksulluğunun arttığını görüyoruz. 2019'da elektrik yoksullarına, yani bu bir sosyal sorun olarak ortaya çıktı. Bu hem bir elektrik yoksullarının talebi haline dönüştü. Çünkü temel bir ihtiyaç. Yani özellikle elektriğin ikamesi yok. Hadi doğalgaz tüketemediniz, dönünüz kömüre diyelim. Dolayısıyla burada elektrik ikamesi olmayan bir ihtiyaç, temel ihtiyaç olduğu için elektrik yoksulluğu açısından sosyal açıdan bir şey yapılması, bir önlem alınması gerekli. Evet, bir. İkincisi, liberalizasyona karşı tepkilerin yavaşlatılması açısından da düşünüldü. Dünya Bankası politikasının önerdiği gibi. Ama özellikle şirketlerin de tahsil etme problemleri açısından, yani böyle üçlü bir yaklaşımla Türkiye'de bir elektrik yoksulluğu açısından elektrik tüketim desteği çıktı. Elektrik tüketim desteği Türkiye'de bu ölçümlerin hiçbirine dayanmadı. Kime verelim tartışması, yani akademik tartışmaların Avrupa Birliği ile karşılaştırmaların vesaire ötesinde yani emir demiri keser gibi bir emirle düzenli olarak sosyal yardım alan herkes aynı zamanda elektrik tüketim desteği alacak der. Bunu der demez o zaman şu soru gündeme geliyor.
bu düzenli yardımların kime verildiği çok önemli. Yani Türkiye'deki sosyal yardım sistemi bu anlamda önemli. Peki bu sosyal yardım sistemi denilen karmaşık sistem içerisinde ki yapıya baktığımız zaman kimlere bu elektrik yardımı veriliyor? Demin de dediğimiz gibi şöyle bir durum var. Bir hane halkının yardıma hak edip hak etmediği ihtiyaç testleri üzerinden değerlendiriliyor. Ve bu ihtiyaç testlerine göre sosyal yardım sisteminde düzenli sosyal yardıma hak kazanan bir kesim olduğunu görüyoruz. Bu kesimi çok kabaca tanımlarsam, bir kere bunların bir bölümü kırılgan aile olarak tanımlayabileceğimiz bir bölüm düzenli yardım almak için hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden daha az olan kişilere, ki bugünkü veriyle bu 701 Türk lirası, bu kişilere düzenli sosyal yardımlardan yararlanabiliyorlar ve kayda da bakanlığın sosyal yardım alanlar kaydına bu şekilde giriyorlar. Yani hane içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin netinin üçte birinden azsa. Şimdi burada dikkat ederseniz elektrik yoksulluğuna ilişkin Avrupa'daki tartışmaların ölçümüne ilişkin hiçbiri yok. Bu farklı bir kavram. Bu da 701 lira ediyor. İkinci olarak da kanunla ve bu kişilerin de sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olması gerekir. Böyle, dolayısıyla çalışıyordur. Ana halkı geliri de gelir testiyle 701 liranın altında olduğunu görüyoruz. Bir ikinci grup var. Sosyal güvenlik kuruluşlarına gene tabi olarak çalışıyor. Veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış ise gene burada bu 701 liralık bir kriterin geçerli olduğunu görüyoruz. Özellikle yaşlılık aylığı alan kişiler, kendi orada hane halkı yok, kendisi ve eşi açısından kişi başına düşen ortalama aylık gelir net asgari ücretin üçte birinden az ise ona da bu yardım bağlanıyor. Şimdi düzenli sosyal yardıma hak kazandığı gelir hiçbir kuruluşa bağlı olarak çalışmıyor ama düzenli sosyal yardıma hak kazandığı gelir testiyle belirlenmiş aileler artı çalışsa bile, yaşlılık aylığı alsa bile hane içerisindeki kişi başına düşen gelir 701 liranın altında olanlar, yaşlılık aylığı alanlar için de eşiyle birlikte değerlendirildiğinde 701 liranın altında olanlar. Şimdi böyle karmaşık bir sistem. Bunu tam analiz edebilecek olana sahip değiliz. Çünkü bu veriler yayınlanmıyor. Bir bütünleşik sistem olacak, istatistikleri yayınlanacak denildi. Bu istatistiki bilgiler elimizde yok. Bunu sadece bakanlığın bir tanımıyla ilgili bir liste var. Ne tür sosyal yardımlar olduğuna dair. Bir de gazetelerinden, bakanın demeçlerinden vesaire öğreniyoruz. Onun için böyle yuvarlamalar var. Cumhurbaşkanı diyor ki 1-2 milyon aileye verdik. O dedikleri birinci grup bu. Bunlar elektrik yardımı dağılıyorlar. Bu birinci grup. Peki başka sosyal yardım hak eden yok mu? Size Türkiye'deki sosyal yardım yoksulluk verilerini verdim. Yani medyan gelirin %60'ının altında geliri olanları söyledim. Bunların kabaca sayısı 21 milyon dedim. 2 milyon haneye elektrik yardımı veriyoruz. Çarp 3,5'la anlatabildim mi? Nerede 21 milyon, nerede kabaca 7 küsur milyon kişi. Dolayısıyla yoksul hanelere tümüne kesinlikle elektrik yardımı gitmiyor.
Ve üstelik de ikinci etapta 1-2 milyon hanenin de kayıtlı yoksul olduğu ama düzenli yardım almadığı ortaya çıktı. Elimizde bu veri yoktu. Çünkü denildi ki COVID nedeniyle yapılan 1 liralık yardım var ya, o birinci sosyal birinci grupta, yani düzenli sosyal yardım alan ve elektrik yardımı da alan dolayısıyla hanelere 1000 lira gitti. Bir seferliğe maruz olmak için. 2 milyon haneye. Sonra bizde kaydı olan ama düzenli yardım almayan bir 2 milyon hane daha var. Onlara da bin, anladık ki bir 2 milyon hane daha yoksul ama düzenli sosyal yardım almıyor. Onu hak etmemiş. Onlara da bir 2 milyon haneye de bu 1000 liralık COVID yardımı gitti. Sonra denildi ki daha başka yoksullar da var. Bu COVID nedeniyle ortaya çıktı. Onlar başvursun. Onlara da vereceğiz. Onun da son sayısı işte arada Cumhurbaşkanı açıklayınca öğreniyoruz. 800 bin haneye yaklaşmış. Dolayısıyla TÜİK'in verilerindeki %60'ın altında olan kişi sayısı kabaca nüfusun neredeyse 1/4 kadar yoksul var. Kesinlikle bu yoksulların tümünün elektrik yardımından yararlanması gibi bir durum söz konusu değil. Mesela ücrete baktığımız zaman ilginç bir 4 lira. Şimdi asgari ücreti 2324 lira bir işi çalışmayan bir işçi ailesi asgari ücretle elektrik yardımı alamıyor. Çünkü kayıtlı bir işçi ailesi için ve hane içindeki kişi başına geliri 701 liranın altında değil. Demek ki asgari ücretli de olsan elektrik yardımı alamıyorsun. 2324 lira netten bahsediyorum. Eğer bu bir çocuğu olursa gene sosyal yardımı hak edemiyor. Ancak elektrik yardımını hak edemiyor. Dolayısıyla Türkiye'de çalışanların %40'ı asgari ücretli. Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla çok büyük bir kesim zaten bu sosyal yardımları hak edemiyor. Dediğim gibi elektrik yardımını hak edemiyor. Dediğim gibi yoksullukla ilgili veriler, elimizdeki veriler en son 2018 yılına ait. Ben 2018 yılı için bir karşılaştırma yaptım. 2018 yılında TÜİK'in belirlediği eşdeğer hane halkı kullanılabilir, fert medyan gelirinin %50'sini yoksulluk sınırı alırsa bu rakam 741. %60'ını yoksulluk sınırı olarak alırsa ile karşılaştırdığımız zaman yoksul hanelere iletilen elektrik yardımının kesinlikle toplam yoksul sayılarının da altında olduğunu, yarısının altında olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla biraz böyle mistiktir Türkiye'deki yoksulluk ölçümü. Mesela sağlık açısından eskinin yeşil kartı vardı. Sağlık primlerinin ödenmesi için kriter var. Oradaki kriter brüt asgari ücretin temel alındığı bir kriter. Dolayısıyla brüt asgari ücretin 1/3 kriter alınır sağlık yardımlarında. Sağlık priminin kamu tarafından ödenmesinde. Mesela engelli için evde bakım yardımı alabilmek için de brüt asgari ücretin 2/3'ünün altında olması gerekir. Dolayısıyla farklı yardım biçimleri için kriterler var. Elektrik yardımı için kriter böyle bir direkt şey değil, asgari ücretle vesaire bağlantı konmadan veya Avrupa'daki gibi gelire oran gibi bir ölçüm biçimine gitmeden doğrudan
oraya. Kime veriyorduysa düzenli sosyal yardımları, o haneler sisteme girmiş, onlara bu yardımları verelim şeklinde ortaya çıktı. Türkiye'de doğal, çünkü bir anlamda kömür yardımı var. Sosyal yardıma konu olan bir başka yakıt türü kömür yardımı var. 2018 yılında TKİ, TTK kömür yardımı alan hane sayısı, o da 2 milyon. Yani şöyle bir kabaca 2 milyon kapımı tutulmuş durumda. Bunlar kömür yardımı alıyorlar, elektrik yardımı alıyorlar. Yani bir anlamda bir kesim yoksul olarak sınıflanınca, özellikle bu yoksulların önemli bir bölümünde herhangi bir güvenlik, sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmamak olmayanlar grubunda, ya bu diğer yardımlarda bunun üzerine eklendiğini görüyoruz. Bu anlamda bir suya ilişkin bir yardım yok. Doğalgaza ilişkin olarak da dediğim gibi yok, fakat doğalgaz konusunda uzun yıllar boyunca elektrik üreticileri, sanayi kuruluşları ve mizgenler zaten sübvanse edildiler. Ve doğalgazda da şöyle bir şey görüyoruz. Bu kömür yardımı olduğu için, yani yüklenmek istemeyen tüketicileri doğalgaza çekebilmek için doğalgaz şirketlerinin bir tür başlangıç maliyetini karşılama yardımları olduğunu, bazı illerde şirketlere bir takım yardımlar olduğunu da görebiliyoruz. İçin biraz sorulara da vakit bırakmak için kesiyorum. Ses konusunda evet, sorun devam ediyor mu? Yani biraz öncekine göre bir nebze daha iyi ama devam ediyor, ama dinlemeye devam ediyoruz hocam. Biz de pes etmedik. Şimdi son soruyla, son sorum şu. Kamucu bir bakış açısıyla toplum çıkarlarını, toplum yararını gözeterek acil olarak ne yapılmalı? Orta ve uzun vadede ne yapılmalı? Biz aslında, biz makine mühendisi olarak raporumuzda ne yapılması gerektiğini söyledik. Bir de sizce neler yapılması lazım? Bu sorunun çözümü doğrultusunda bir adım atabilmesi açısından. Şimdi ben şöyle diyeceğim. Tekrar kapatayım. Şöyle demek istiyorum. Bu sorun artacak. Özellikle COVID sonrası işsizliğin, yoksulluğun arkasındaki çiftçi tüketici. Şimdi yaz elektrik ön planda, su ön planda, ama kışın doğalgaz gündeme gelecek. Bu sorunun artacağını görüyoruz. Şimdi bu sorun arttıkça, bu soruna tıpkı bütün diğer neoliberal politikaların yarattığı sonuçlar gibi bir sosyal yardımla çözüm bulunması olanaksız. Bu soruna hükümet veya genel olarak hükümetler çözüm bulmaya kalktıkları zaman, kamu kaynaklarını kullanmaya kalkarlarsa hem borçluluk yükü altında oldukları gelir azalacaktır. Belirli sınırlara gelecek. Yoksullarına yardımı artırmayı ben azaltılma da olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey söylemek istemem. Bütün elektrik yoksullarına elektrik yardımı yapılsın. Doğalgaz yoksullarına doğalgaz yardımı yapılsın. Su yoksullarına su yardımı yapılsın. Çözüm bu değil. Mevcut yapı da bunu gösteriyor.
Yani ben şöyle düşünüyorum. Sosyal yardımla sosyal devleti yok etmenin çaresini bulamaz. Dolayısıyla bir makasla asla bir çözüm yok. Tam tersine kısa vadede daha çözümsüzlük görünüyor. Artan işsizlik, artan yoksulluk, daralan kamu gelirleri, artan borçluluk. Bu kıskaçta kısa vadede bir çözüm göremiyorum. Ama odanın da söylediği gibi bir kere her şeyden önce tüm dünyada yeniden kamusallığa dönüşün unsurları var. Herkes şimdi bunu sağlıkta tartışıyor. Sağlıkta kamusallık olarak tartışıyor. Çünkü sağlık krizi, sağlık hizmetleri krizi yaşadı. Bu eski günlerdeki sosyal devletin özellikleri akla gelecek. Sosyal devlet, sosyal yardım devleti demek değildir. Sosyal yardımlar eskiden de vardı ve bir unsurdu. Sosyal devlet çok farklı bir kavramdır. Ve bunun içinde bence yani çözüm, elektrik yoksulluğunun çözümü yeniden kamusallıkta. Bunun gerçekten başka bir çözümü yok. Kısa vadede elektrik yoksullarının maliyetini karşılamak için şöyle bir takas yapılabilir veya bu savunulabilir en azından. Bunu siyasi iktidarın yapacağını düşünmüyorum. Ama böyle şöyle bir şey savunulabilir. Elektrik şirketlerine aktardığınız kamu kaynaklarını kesin. Bu kamu kaynaklarını elektrik yoksullarına veya yoksula yöneltin. Bu birinci slogan olmalıdır bence. Buradaki tartışmalarda kamu kaynaklarının ne kadar büyük ölçekte özel şirketlere aktarıldığını biliyoruz. Bir kere bu savunulmalı birincisi elektrik yoksulluğu açısından. İkincisi savunulabilecek bir başka önlem. Şimdi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için söylemiyorum. Çünkü o doğalgaz faturalarını askıya astığı zaman bu kamuya giden bir halktan kamuya giden bir destek veya su faturalarını İzmir askıya astığı zaman halktan kamuya giden bir destek yerel yönetime. Çünkü burada sermaye yok, yerel yönetim var karşımızda, yerel kamu var. Fakat şöyle bir şey denilebilir, elektrik yoksulları faturalarını özel şirketlerin kapısına assınlar. Askıda faturayı vatandaş ödüyor. Elektrik faturalarını da bu kamu kaynaklarını bolca devralan yandaş şirketler veya olmayan, yandaş olmayan şirketlerin kapısına asalım. Onlar da bir şöyle bir yoksullara destek yapsınlar. Yani şunu demek istiyorum. Bunun yükünü şirketlerin karşılaması, şirketlerin önünde askıda fatura bir anlamda söylenebilir. Tabii bunlar da hep palyatif çözümler olarak karşımıza çıkar. Ben yeni ve dünyanın da özellikle temel hizmetler açısından sağlıkta, sosyal güvenlikte temel altyapı hizmetleri yeniden kamusallığın yollarını arayacağını da düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Biz de öyle düşünüyoruz. Kamusallık yeniden kamucu politikalar diyoruz. Ve elektrik dağıtım hizmetlerinin kamulaştırılmasını, elektrik üretim hizmetlerinin kamunun denetimini, doğalgaz dağıtım hizmetlerinin kamulaştırılmasını savunuyoruz. O konuda hemfikiriz sizinle. Şimdi bu soru cevap faslı biraz zor olacak gibi. Yani nasıl yapalım? Orhan duyurabilecek miyiz sesimizi? Gelen soruları. Duyuruz zannedersem. Dene bakalım o birkaç zaman. Birkaç soru almak açısından. Sıla. Nerede soru? İsterseniz ben bir iki tanesini okuyayım. İyi olur. Hocam. İyi olur. Hem de süremizin kısıtlı olduğu şu sürede hızlıca okuyayım, bakayım. İlk mesela Murat Erkilet'ten vardı. Yoksullar mı çalışıyor yoksa çalışanlar yoksulluk içinde mi?
ya da başka bir deyişle ücretler aslında düşük demiş. Aslında bir yorum yapmış, soru sormamış burada. Evet. Mücahit Saraç'tan, çalışanların içinde yoksulluk bu kadar yüksek olmasının nedenleri nedir? Aslında biraz değinmişti hocamız ama bizim ülkemizde açıklanan asgari ücretin buna katkısı nasıldır diye bakayım. Farklı diğer gelen sorular var mı? Birbiriyle örtüşüyor çünkü çoğu gelen yazılar. Ama bunlar. Yani diğerleri hep aynı çünkü şeyde yorumlar. Hocam duydunuz mu? Evet. Duydum. Aslında bunlara değindik zaten zannediyorum. Çünkü yoksullar mı çalışıyor yoksa çalışanlar yoksulluk içinde mi diye sormuş. Sadece yoksullar çalışmıyor, herkes çalışıyor. Çünkü ücret geliri herkes için dediğim gibi burada büyük genellemeler yaptık ama ücret geliri herkes için yoksulluk düzeyinde değil. Dolayısıyla çalışanların bir kısmı yoksulluk düzeyinin üstünde de ücret geliri elde edebiliyorlar. Şimdi tabii buradaki kritik bir konu dediğim gibi yoksulluğun ölçülmesi de çok tartışmalı olduğu için mesela şöyle düşünürsek 4 kişilik bir aile Türk İş'in ülkenin verilerine paraleldir. Asgari ücret komisyonu toplantılarında genellikle paralel gider birbirine. Yani doğru verilerdir. TÜİK verilerine de uygundur. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 2438 lira. Ailede tek kişi çalışıyor sanıyorsa 2324 lira geçimdirmeyle beraber 2324 lira almak durumunda açlık sınırının altında. Şimdi açlık sınırını şöyle hesaplıyoruz biz. Şöyle yani bu göreli bir gelir karşılığı gelir değil. Göreli derken şöyle yapıyoruz. O ülkedeki fert başına düşen ortalama gelir, medyan gelir ne kadar? Bunun %60'ından az alanlar yoksul. Bunun %50'sinden az alanlar yoksul. Veya bunun %70'inden az alanlar yoksul diye bir tanım yapıyoruz. Buna biz göreli yoksulluk diyoruz. Mutlak yoksulluk anlamında da şöyle bakıyoruz. Açlık sınırı diye bir kavram var. Açlık sınırı nedir? Açlık sınırı bir yetişkin erkek, bir yetişkinlerin tüketmeleri gereken kalori miktarı üzerinden bir büyük çocuk, bir de küçük çocuk, onların tüketmeleri gereken kalori miktarı üzerinden o kaloriyi bir et, şu kadar peynir, şu kadar ekmek, şu kadar vesaire ve bunun piyasa değeri, perakende fiyatları üzerinden fiyatı hesaplanan çocuğu, kadını, erkeği birleştirerek hesaplıyoruz. Onun istatistikisi gele şu. Bu hesaplan mutlak anlamda 4 kişilik bir ailede bu açlık sınırı 2438 TL olarak çıkmış. Bir küçük çocuk, bir büyük çocuk, bir kadın, bir erkekten oluşan bir işçi ailesinde açlık sınırı yani 2438 TL'lik gıda tüketmesi gerekir. Sonra ne yapıyoruz? İkinci yaklaşım. Ana halka bütçe anketleri diye bir anket var. Bu ankete göre ortalama bir ailenin gıda harcaması toplam gelirinin ne kadarıdır? Kendinizden düşünün. Geliriniz yükseldikçe gıda harcaması oranınız düşer.
ihalede. O zaman diyor ki 30 açacak. Bu da %30 tamamla %100 çıkar. Yani 7.942 lira gelir olması lazım ki gıdayı karşılasın ve gıda dışı harcamalarını karşılasın. Biz buna mutlak yayınlıyor TÜİK göreli olarak, yani medyan gelirin %60'ından, %70'inden, %50'sinden az alan haneleri. %60'ı kriter alırsak kaç kişi yoksul grubuna giriyor? Nüfusun kabaca %25'i yoksul konumuna giriyor. Şimdi asgari ücret şöyle, Türkiye'de kadının iş gücüne katılım oranı %30'lar civarında olduğu için ve Türkiye'de 11 milyon ev işini yapan iş gücü piyasası, 4 kişilik aile dediğimiz zaman ve genel olarak bir işçi ailesi tek gelir üzerinde yaşadığı için asgari ücret gerçekten bırakın yoksulluk sınırı, yani bütün harcamalarında karşılamayı açık. Çok kötü ya, bağlantı o kadar kötü ki. Askerlerin, devletin zayıflamasının da katkısı var. Mesela bile çocuğunu eskiden dershaneye, şimdi özel okula yollamak durumunda değil. Hangi aile sağlık harcamaları için ekstra para harcamıyor? Hangi aile Hocam istersen burada nokta diyelim. Gelmiyor hiç ses. Hocam duyuyor musun bizi? Evet. Ses, ben duyuyorum. Sen bizi duyuyorsun da biz sizi duymuyoruz. Evet. Emeğine sağlık ama yani öyle bu, yani gerçekten fakat zora dönüştü. Yani çok teşekkür ederiz hocam. Anlattıkların, yani duyamadıklarımız kısmını anlattıklarına bütünlersek resmi bütünleyebiliyoruz. Bu konuşmanız için, çalışmanız için, katkınız için teşekkür ederiz. Ankara'nın Oran semtinden hocam katılıyor konuşmaya. Ankara'nın Oran semtinde de eğer bu kadar kötüyse internet hizmeti, o hizmeti verenlere saygılarımı sunuyorum. Ben. Sorunumuz var. Yani Oğuz abinin de söylediği gibi direkt altyapıyla alakalı bu iş. Yani hatlar yetersiz. Yani şey gibi düşünün. 5 şeritten 3 şeride 2 şeride alıyor. Yani 5 şerit şeyde 3 şeritli yola 5 şeritli kapasiteli yük bindiriyorsunuz. Sorun o. Yani en basit terimiyle. Altyapı, internet altyapısı buna uygun değil. Bu şey içerisinde şu anda büyük bir ihtimalle çocuklar derslerde veya başka şeylerde öyle bir yoğunluk, belli saatlerde belli yoğunluklar oluyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani zaman zaman hakikaten sizi de yorduk. Biz de anlamak için yorulduk bir anlamda. Ben bütün arkadaşlar sesleri açabilirse en azından o klasik, bizim artık klasikleştirmeye çalıştığımız diyelim veya toplu bir o sesi duyma, hoşça kal deme anlamında. Evet. Görüntüleri ve sesleri açabilirsek arkadaşlar. Seyhan Hocam çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Son sorunun... Hepinize iyi akşamlar. Sağlıklı, güzel yarınlar. Cevabın sonlarına kadar ara sıra kesilse de çok anlaşılıyordu. Evet. Soruya cevap verirken son birkaç dakika hiç duyulmadı. Ama ondan önce söyledikleriniz anlaşıldı. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok verimli ve biz genellikle hani daha teknik konuşuyoruz, rakam veriyoruz falan. Bu çok daha güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar. Anlaması gerekenleri anladım bakalım.
Gene bu, ben de şöyle bir dilekle kapatayım. Gene bu çeşit yayında olsun, başka kentlerde olan, başka mekanlarda olan insanlar için, ama aynı mekanlar içerisinde aynı havayı teneffüsle konuştuğumuz zamanlarda buluşalım diyelim. Gene ama o etkinlikleri yaparken onu bu şekilde de... Senin ki de gitti. Senin ses de gitti. Yani arkadaşlarım. Başkan Serhan'ın senin internet de gitti. senin şeride kamyon girdi. Kamyon girdi. Siz de oranda mı oturuyorsunuz? Yok yok hocam. Güven Hastanesi'nin yanı Ayrancı. Paris'te oturuyor. Orada da gidiyor demek ki. Ankara'nın Nişantaşı'nda bile gitmiş. Genel bir sorun. Belki bu geceye özgü bir sorun bu. Ağzına sağlık. İyi ki varsın. İyi ki yol arkadaşız. İyi ki yan yana yürüyoruz. İyi ki omuz omuzdayız. Sağ olasın, var olasın hocam. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler tekrar. Muzaffer abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Orhan Bey. Oğuz Bey, iyi akşamlar. Muzaffer Bey, nasılsınız? İyi akşamlar. Muzaffer Bey, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Muzaffer Bey, kömürden bıkmadık. Bugün kömür anlatıyordu yine. Muzaffer Bey kömürcüdür ya. Emeği geçen Sıla, Meltem, diğer arkadaşlara da sağ olun destekleri için. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzel yarınlar. İyi akşamlar. Sağlıklı yarınlar.